Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda soru-cevap videoları ve test linkleri paylaşıyoruz. İzleyip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Rüzgar uyumuş, ay gülüyor, yıldızlar oyun oynuyordu, cümlesinde aşağıdaki hangi söz sanatı kullanılmıştır? A. Benzetme. B. Kişileştirme. C. Konuşturma. D. Abartma. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? A. İkinci kez uyarmama bozulmuş, başını öne eğmişti. B. Soğuk bir kış günü ekmek almak için evden çıkmıştı. C. Hikayenin düğün bölümünde okuyucunun merakı iyice artar. D. Kralın başındaki taç elmas ve zümrütlerle süslenmişti. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır? A. Sınıfımıza yeni gelen çocuğa hemen ısındık. B. Başından geçenleri tekrar tekrar anlatınca sinirden patladık. C. Çiğ köfteye katılan acıya biraz da limon sıkılırsa lezzeti artar. D. Savunduğun düşünceleri çürütmek istemezdim. Doğru cevap C şıkkı. Gerektiğinde bir konuya yeniden dönebilme imkanı bırakmak, kesip atmamak, ileriyi düşünerek ılımlı davranmak. Anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir? A. Açığa çıkmak. B. Açık kapı bırakmak. C. Açığa vurmak. D. Ağırdan almak. Doğru cevap B şıkkı. Herhangi bir işteki eksiği, hileyi veya zararı ortaya çıkarmak. Anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir? A. Açığa çıkmak. B. Açık kapı bırakmak. C. Açığını bulmak. D. Açığa vurmak.
Doğru cevap C şıkkı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızın açıklama bölümlerinde online test linklerimiz vardır. Çözebilir ve paylaşabilirsiniz.